Selamünaleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den sevgiler, selamlar değerli kardeşlerimiz. Sürpriz diyebileceğimiz bir sohbet mi yoksa normal olarak beklediğiniz bir sohbet mi bilemem ama yine karşınızdayım. Malum bağrımız yanıyor arkadaşlar, bağrımız yanıyor. Malum neden bağrımız yanıyor? Çünkü ekranda görüyorsunuz. Ali Koç'a büyük protesto. Sahasında Athletic Bilbao'ya mağlup oldu. Mağlup olmuşlar sahalarında. Vay be. Burada tabii evrenin en büyük teknik direktörü Mu Bey. Burada tabii gelmiş geçmiş en büyük başkan. Bunu söylemeye gerek yok. Şaftı zaten kaymış. Ne diyor arkadaşlar? Sahasında Bilbao'ya mağlup oldu. Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor. O zaman şöyle biz de devamını getirelim. Ağla Fener, ağla, ağla Mu, ağla. Yapı kuşları yine avlandı. Yapı kuşları yine avlandı. Sen de mi UEFA? Ha, sen de mi yapıcı çıktın? Ey UEFA! Bu UEFA var ya arkadaşlar, Galatasaray'dan daha beter yapıcı çıktı. Kardeşim, sen bu Fenerbahçe'nin nasıl mağlup olmasına göz yumarsın? Senin bu kurduğun yapı var ya, yapı sistemi. He? İşte bu yapı sistemi Fenerbahçe'yi alaşağı etti. Yazık, günah değil mi? Evrenin en büyük teknik direktörünün çalıştırdığı bir takıma bu yapılır mı kardeşim? He? Siz haddinizi bilmiyorsunuz ya. Nasıl adamlarsınız kardeşim? UEFA mısın? UEFA mısın ya? Sen bilmiyor musun kardeşim? Fenerbahçe sürekli kazanacak. Fenerbahçe'nin başkanı, teknik direktörü, he? Evrenin en büyük adamları. Bunlara yapılır mı bu? Yapılır mı? Senin o gönderdiğin hakem, densizin teki nasıl kırmızı kart çıkarır? Nasıl Fenerbahçeli futbolculara faul yapılır da bu fauller verilmez? He? Neden rakipten bir iki oyuncu atılmaz? Daha neyi anlatalım? Konuşacak, söylenecek o kadar çok UEFA'nın rezaleti var ki. UEFA, kendine gel. Bundan sonra UEFA'nın maçlarında bile Fenerbahçe'nin maçlarını Türk hakemleri yönetecek kardeşim. Türk hakemlerini vereceksiniz. Ve özellikle vereceğiniz hakem, geçen gün derbiden sonra tebrik etti. Neydi o çocuğun adı? Mehmet Türkmen mi? Atilla Karaoğlan mı? VAR'a da arkadaşlar Onur Özü toprağa oturtacaksınız. Ne bileyim işte bu son zamanlarda ortaya çıkmıştı Erkan Engin mi? Flaş yine çıktı. Erkan Engin, Emre Molok, onun gibi adamları koyacaksınız. Hatta mümkünse arkadaşlar Fenerbahçe'nin bazı maçlarında neydi o? En son Galatasaray'ı Sivas'ta doğrayan yancı, onu da verin. He? Onu da verin arkadaşlar. Verin. Turgut Doman mıydı? Roman mıydı? Neyse, ne karnı ağrısıysa. Bundan sonra ben onu bunu anlamam kardeşim. Bundan sonra Fenerbahçe'nin UEFA maçlarını, yani Avrupa Ligi maçlarını, kaç? İki maçı mı kaldı Fenerbahçe'nin? Onları mutlaka ve mutlaka Türk hakemleri yönetmeli. VAR'ı da Türk olmalı, sahası da Türk olmalı. Bunlar bakın o zaman Fenerbahçe'nin hakkını kimse yiyebiliyor mu? Fenerbahçe gümbür gümbür, eze eze gelecek. Rakiplerinin üstünden silindir gibi geçer. Ne ya? Bu olur mu kardeşim? Gönderiyorsunuz orada yabancı hakemleri. Adam yok, kural diyor. Zart diyor kart. Zurt diyor kart. Fenerbahçe gösterildi. Şimdi size lahmacun emmim ne yapsa yeridir ha. Ben, göreceksiniz. Kızdırmayın bak. Lahmacun emmimin İngiltere'de takımı var. Dünyanın her yerinde eli kolu var. Amerika Cumhurbaşkanı'na bile selamun aleyküm der, gider konuşur. UEFA Başkanı, aklını başına topla. Kızdırma. Bak içeride Macun abimiz neler yapıyor. Valla geleni gideni ezip geçiyor. Silindir gibi. Bir tanesi TFF Başkanı diyor ki 2011 yılında diyor şike yoktur diyen şerefsizdir diyor. O da diyor ki şerefsizdir diyor Fenerbahçe'ye bunu diyen diyor. Hadi buyurun bakalım. Bir şey diyebiliyor mu? Emredersin abi. Emrin olur abi. En büyük sensin abi. Diye ne yapıyor? Selam çakıyor. Selam çakıyor. Adamı oyarlar. Kabak gibi oyarlar.
Şimdi sen UEFA hangi hakla bu Fener'i ağlatıyorsun? Bu Muğ Bey'i ağlatıyorsun. Muğ'da bütün karizma çizildi. Muğ yerle bir oldu. Taraftar istifa diyor. Ona istifa diyor, buna istifa diyor. Bu ne kardeşim? Bak şu tabloya bak ya. Ne bu? 2-0. 2-0. Olur mu böyle bir şey? Fenerli oyuncu hata yapmış. Samet. Yapar. Adam insanlık hali kardeşim. Yaptı, hata yaptı. Alıp o topu götürüp gol yapmak mı lazım? Hakem orada bir faul uydursana. VAR'a söylesene kardeşim, işarete çaksana. Ulan uydurun şurada bir faul. Daha hemen maçın başında faul mü olur kardeşim? Bu böyle bir rezalet olur mu diye söylesenize. Yok. Ondan sonra düğüt golü ver. Yazık günah değil mi? Yazık günah değil mi arkadaşlar? He? Fenerbahçe'ye bu yapılır mı? Fenerbahçe'nin nasıl ayrıcalıklı bir takım olduğunu size anlatmadılar mı? Söylemediler mi? Hakemler kendine gelecek. Sonra o ikinci golde. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Oradan öyle topa vurulur mu ya? Orta yapacak gibi yapıyorsun. Ondan sonra kalecinin üstünden saplıyorsun. Ayıptır ya. Böyle bir saplama yöntemi yok. Bu VAR'dan geri dönmesi lazım. Bak bizim VAR olsaydı, bu bizim Emre Malaklar olsaydı, Erkan Enginler olsaydı bunu saymazdı. Bu olmaz. Ayrıca neden abanarak vuruyorsun topa? Kalecinin üstüne gidiyor. Kaleci ne yapsın? Ada çocuk korktu, gözü korktu. Mecburen geri durdu ya. Üstünden de top başının üstünden geçti. Diyorlar diye en büyük kaleci üstüne yok şöyle böyle diye. Çocuğun gözü korktu. Ne yapsın şimdi? Fenerbahçe tam açılacak abi. Açılacak, saçılacak. Atletik Bilbao'yu alacak altına. Sen tut abi adamın en iyi oyuncusunu, ha? Dünya yıldızı bilmem Mert Müldür müdür, Güldür müdür neyse onu oyundan at. Ne yaptı çocuk? Ne yaptı kardeşim? Şimdi bizim hakemlere mesela, şimdi bu hakemi alıp Turgut Doman mı, Roman mı? Onun karşısına oturtacaksın. Ders alacaksın Turgut Doman'dan, Roman'dan. Kırmızı kart nerede çıkar? Nasıl çıkar? Bak ne oldu arkadaşım? Tekme, tokat, Sivas Galatasaray maçının kasetine bak. Ey Bosna Hersekli hakem miydin sen? Al bak o kasete. Seyret o maçı. Bak tekme var, tokat var, ayak kırma var, kasti ta oradan gelip geçirme var, basma var, ezme var, şamar var. Her şey var kardeşim. He? Öyle bir giriyor ki adam. He? Orta sahada hatırlayın. Mertens'e nasıl girdi şeye. Şalayiye tokadı nasıl çaktı? Öbürüne tekmeyi nasıl geçirdi? İşte maç erkek oyunudur kardeşim. Bunu Türk hakemlerinden öğrenecekler. UEFA bu hakemlere Türk hakemlerinden mutlaka ve mutlaka bir şeyler öğrenmesi gerektiğini anlatmalı. Bu bir. Bunlar Fenerbahçe'ye yapılmaz. İki. Şimdi Fenerbahçe'nin anlı şanlı başkanı, as başkanı bunlar gelirler. Adamı kabak gibi oyarlar. Ey UEFA hakemleri, kendinize gelin. Fenerbahçe'ye bunlar yapılmaz. Hele macunun olduğu yerde. Bakın macunu kızdırmayın. Macunu kızdırırsanız başına iş alırsınız. Benden söylemesi. Bak burada hep şimdi bu bir de Fenerbahçe taraftarı. La siz kafayı mı yediniz kardeşim? Yok Ali Koç istifa, yok yönetim istifa, yok o Aziz Yıldırım. Ne alakası var kardeşim? Ne yapsın yönetim? Bak ne diyor şey? Anlı şanlı yorumcular çıkıyorlar ekrana. Kardeşim diyor. Ne yapacak diyor yönetim diyor ya. Ne yapsın diyor yönetim diyor. Orada diyor Samet diyor. Söyle Samet. Bir yanlış yapmış topu. Rakip adam maç başı hani onlar da oynasınlar. Nasılsa top göstermeyeceğiz onlara diye düşünmüş çocuk. Topu vermiş. Onun terbiyesizliği. Almış gitmiş gol yapmış. Hakemin onu iptal etmesi lazım. Onun VAR'dan dönmesi lazım. Yani bu Samet'in ne kadar misafirperver bir çocuk olduğunu bilmesi lazım. Maçın başında bak demiş top havası iyi mi falan hani ikram etmiş. Biraz sonra ilerleyen dakikalarda biz size top göstermeyeceğiz. O yüzden al oyna demiş. O da gitmiş abi golü atmış. Ayıp ayıp. Ya bu olmaz. Yanlış. Şimdi bunun tabii VAR'dan dönmesi lazımdı. Orada bizim yerli VAR'cılar diyorum ya, Erkan Enginler,
Onur Özü Topraklar, Emre Maloklar otursaydı kesinlikle böyle bir skandal golü vermezlerdi. O ikinci gol abanma golü. Kalecinin gözü korktu. Top üstünden geçti. Değil mi arkadaşlar? Şimdi hadi onu geçtik. Yahu taraftar ne oluyor? Fenerbahçe taraftarı. Ne bağırıyorsunuz ya? Ne yapacak adam? Adam baksana dünyanın en büyük hocasını getirdi. Büyük yıldızları, cekoları, kekoları, nesrinleri, mesrinleri, dadişleri, kadişleri, matişleri aldı. Dünyanın en pahalı futbolcularını aldı kardeşim. Adam daha ne yapsın? Ne yapsın? Çıkıp kendi mi oynayacak? Bir de yapı var. Bu Galatasaray'ın kurduğu bu yapı az iş mi? Bakın Galatasaray ne yapıyor abi? Türkiye'de bu yapıyı kurdu. İstediği gibi at koşturuyor. 10 kişiyle çıkıyor, takım yeniyor. Sivas o kadar tekme atıyor, yumruk atıyor, kafa atıyor, yerde haşat ediyor adamı. Ona rağmen 10 kişiyle çıkıp adamı yeniyorsun. Bu nasıl bir yapı ya? Böyle bir yapı kurulur mu? Şimdi ne yapsın yani? Bu yapıyı dağıtmasın bu gördüğün baba yiğitler de ne yapsınlar? Şimdi tabii ki macuna, lahmacuna, fırılda, mırılda, zırılda, muya, kuya, şuna, buna büyük iş düşüyor arkadaşlar. Bakın TFF başkanı adam yırtınıyor. Adam yırtınıyor. Diyor ki işte diyor bak diyor falan takımın hakkı yeniyor diyor. Ya da işte Galatasaray'a yapılanları onu bunu hiçbir şey yok diyor. Sen diyor bak diyor galip geliyorsun sürekli diyor. Artık yeter diyor. El birliğiyle Galatasaray'ı Sivas'ta alaşağı etmek istediler. Edemediler kardeşim. Edemediler. Adam çünkü öyle bir yapı kurmuş ki bu yapının gerisinde kim var? Kim? Bu yapının sahipleri kim? Bir türlü çözemedik ya. Allah Allah. Millet diyor ki harç bitti yapı paydos diyecekler. Bir türlü yapı paydos olmuyor. Ondan sonra Fenerbahçe şimdi bir de tutmuşlar bu Galatasaray'ı tabi biliyorsunuz UEFA'da da galiba biraz kolu uzun olduğu için orada da herhalde bu yapı ustaları mapı ustaları var. Onları da ayarlamışlar. Gel burada Fenerbahçe'yi doğra. Ayıp ya. Harbiden çok ayıp. Fenerbahçe'ye bu yapılmaz. Yani Fenerbahçe bakın bu akşam hakem kurbanı oldu. Öyle ben şey yapacağım adaletli bilmem ne yöneteceğim falan yok kardeşim. Türk hakemlerinin Fenerbahçe'yi bakın nasıl koruyarak, kollayarak bugün Galatasaray'ın arkasında tutuyorlarsa, geçen sene nasıl 20-25 Avanta Levanta puan verdilerse, bu sene UEFA'da bunları öğrenecek. Bu UEFA çok çaylak, çok acemi, acemi. UEFA'daki yapıyı benim bildiğim Macun abimiz yakında dağıtır. Bak oradaki yapıyı dağıtır. Oradakilere bir tane de lahmacun yedirir, görür gününü. Şimdi skor 0-2. Bak adam 5 yıldızı dayamış oraya. Boru mu? 5 yıldız. Ne diyorsun sen? He, bu ne bak? Ne bu? Gitme sana muhtacız. Her şey senden sonra diyor. Ya olur mu kardeşim? Yapmayın etmeyin. Siz kimsiniz de böyle diyorsunuz? Görürsünüz. Oo, bakın şu kadro bugün son derece değerli, kaliteli, hakikaten çok üst düzey bir kadro. Bu kadro bakın bu sahada yenilmez. Bu yapı var ya Galatasaray'ın kurduğu yapı, UEFA'nın kurduğu yapı sonucu bu takım bu hale geldi. Ayıptır ya. Utanın ya. Utanın. Fenerbahçe'ye yapılır mı bu? Ondan sonra biz de başlık atıyoruz. Ağla Fener, ağla Mu. Adamın karizması çizildi kardeşim. Adam yerle bir oldu. Thierry Henry diyor ki bundan sonra diyor şey Mourinho efendi diyor bir yerden daha tazminat alamaz. Son tazminatını Fener'den alır diyor. Ba 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 ba. Lan Thierry Henry ne dalga geçiyorsun adamla? Adamın daha önünde yıllar var. Daha bu Real Madrid'i çalıştıracak, Barcelona'yı çalıştıracak. Manchester City'den yakında eli kulağındadır. Guardiola kovulur, yerine geçecek. Böyle dünyanın en büyük teknik direktörünü sen kimsin de böyle taşak geçiyorsun adamla? Derler adama. Ben demiyorum öyle derler. Devam edelim bakalım ne geliyor. Bak işte burada ya şu kadroya bakın arkadaşlar ya. Bir kadroya bakın. Ondan sonra 0-2 bilmem ne 2. Ya daha 5. dakikada adam sana topla tanış sıcak bir temas kur diye önüne bırakıyorsa gidip onu gol yapmak mı lazım? İlk yarı 2-0. Şimdi bir de Samet'i ıslıklamışlar. Şimdi söyle Samet'in ne kabahati var kardeşim? Ne yapsın çocuk?
Aslanlar gibi oynadı. Islıklı. Niye ıslıklı ya? Ne yapsın? Oynadı. Oynamam mı diyecek. İkinci yarıda oynamam demiş. Çünkü Mu abisi bir kıyak yapayım demiş. O bak adam şimdi yazık ya. Şunu görünce abi hiç mi içiniz sızlamıyor? Adam ne yapsın ya? Yıkıldı ya. Türk futbolu için neler yapıyor? Yani her şey bu Türkiye'de yapıyı kuranların sorumluluğunda. Bu yapıyı kurdular abi. Adamı sıkıştırdılar. Bak bütün takım taklavat gelmiş abi. Herkes gelmiş ya. Şurada kimler yok? TFF'nin eski yöneticileri, yeni başkanı, eski başkanı, işte spor bakanı. Herkes burada. Ya bunlar böyle zaten aylardır şu yapıyı yıkmak için çalışıyor bu garipler. Bir türlü başaramadılar. Bu yapıyı kime kurdurdu bu Galatasaray? Nasıl bir yapı kurdurdu? Şimdi Şenez Erzik şeyde güçlüdür. Biliyorsunuz UEFA'da. Bu UEFA'da Galatasaray'ın kurduğu yapıyı kesin yıkar bu Şenez Erzik. Yanına da işte bu lahmacunu, macunu onu bunu alır. Al kardeşim bu adamı da al. Bu adamın da suçu ne, günahı ne? Alın bakanı. Bunlar bu işleri iyi bilirler. Bizim TFF başkanı. Aa bakın. Bu TFF başkanını salın abi şey UEFA başkanlığının üstüne. Ne dedi Dursun Özbek'e? Yakında senin başkanlığın bitecek. Benim de dedi TFF başkanlığım bitecek. Ben sana gösteririm. Salın. Arasın şeyi UEFA başkanlığı. Ey UEFA başkanı. Ceferin keferin. Bak yakında senin başkanlığın biter. Benim de biter, sana kefen giydiririm demesi lazım. Ceferine kefeni. Yaptır, yapar abi. Bizim başkan bak çok taşaklı bir adamdır ha. Çok Galatasaray'a nasıl meydan okuyor? Bak yıkacak. Yapıyı, mapıyı yıkacak. Galatasaray'ı Sivas'ta devirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar mı? Allah için fazlasıyla yaptılar. Bak hakikaten fazlasıyla yaptılar. Bunları takdir etmek lazım. O yüzden de Fenerbahçe zaten bunların hakkını yemez. Helal olsun. Abi adamlar tekme, tokat, yumruk, kafa, göz her şeyi yaptılar. Hiçbiri ceza kuruluna gitti mi? En sonunda adam ta 50 metreden koştu, geldi herkesin gözünün önünde lak lak bir bastı. Haşat etti şeyi Barış Alper'i. Bak Galatasaray'ın iki futbolcusu mesela yarın akşamki Malmö maçında oynamayacaklar. Adamların şimdi bunların çok da şeyi neydi Türk futbolu? Önemli olan Galatasaray'a zarar vermek. Trabzon maçında oynamayacaklar. Yenilecek. Galatasaray yenilecek. Fener kazanacak. Bunlar bu değerli yöneticiler, bu değerli üstadlar Türk futbolunun geleceği için. Türk futbolunu Galatasaray'dan kurtarmak için. Galatasaray'ın kurduğu yapıyı yıkmak için var. Macun o kadar gayret gösteriyor. O kadar fedakarlık yapıyor. Herkese acılı lahmacunlar yediriyor. Boşuna mı yediriyor kardeşim? Diyeceksiniz ki Ersan Çelik amma saçmaladın. Ha öyle değil. Deyin kardeşim. Deyin. Ne diyeyim? İstediğinizi söyleyin. Bak TFF eski başkanı diyor. FB başkanı. Ondan sonra Unicredit Fenerli Spor Bakanı. Ondan sonra ne bileyim işte ha şey TFF Başkanı, Fenerli eski TFF Başkanı, Fenerli eski TFF Başkan Vekili, Spor Bakanı. Herkes burada kardeşim ya. Herkes burada. He? Daha kim UEFA. Herkes gelmiş işte bak. Ha şu kırmızı kart ya. Ya bu çocuğa bu kırmızı kart gösterilir mi? Ayıp değil mi? Hakem ayıp değil mi ya? He? Fenerbahçe'ye bunu yapılmaz ama işte bak. Bu adamın bakışı batış değil, seni çizer hakem. Yazmıştır mutlaka bir kenara. Şimdi Fenerbahçe taraftarı ne diyor abi? Yönetim istifa. Ne istifa? Niye istifa etsin adam? Niye gitsin kardeşim? Evrenin en büyük teknik direktörünü getirdi. Her şeyi yaptı. Onu yaptı, bunu yaptı. Daha ne yapsın değil mi? Söyle diyor. He? Söylesene başkan ne oldu sözlerin? Fenerbahçe'yi ne hale getirdin? Ooo Aziz Yıldırım. Ulan ya yapmayın etmeyin. Buna nankörlük denir. Garibim ya garibim. Bak kahroldu. TFF başkanı ne dedi Dursun Özbek'e? Adamı ben dedi şey bitince dedi çizerim demeye getirdi. Başkanlıklar. Bak üzülüyor kahroldu. Yazık değil mi ya? He? Bu baba yiğidin böyle üzülmesine kim neden oldu? UEFA'nın yapı organizasyonu. UEFA böyle bir hakem göndermese
Kırmızı kartmış, yok oymuş, yok buymuş. Olmaz. Bak bunlar harbiden olmaz. Bunlar çok ayıp şeyler. Bak burada ne diyor emmim? Görüyorsunuz değil mi? Bundan önceki sohbetimizin kapak başlığıydı. Başkan ne dedi? Dedi ki kim Fenerbahçe şike yapmadı derse şerefsiz haysiyetsizdir. E bu diyor ve cevabını veriyor. Bize diyor şike yaptınız diyen şerefsizdir diyor. Abi Eyyam var, var var, o var, bu var. Her şey var abi. He? Bir de VAR kayıtları açıklandı arkadaşlar. İşin şakası bir yana o VAR kayıtlarında ne rezaletler var ya. Ya onu bile kesip biçmişler arkadaşlar ya. O VAR kayıtlarını bile kesip biçmişler. Oraya bile montaj çekmişler. Kim bilir ne haltlar var. Ha, bu mesela neler söylüyor? Neler anlatıyor? Hani millet diyor ya boş biz diyor bizde diyor hiçbir şey yoktur diyor şiddet yoktur bilmem ne yoktur diyor. Her şeyi bunlardan fazlasıyla bulursunuz. Şimdi onlara sarmayalım arkadaşlar. Burada ne bu? Ne bu? Niye istifa etsin? İstifa edecekmiş. Devam. İstifaymış. Niye gitsin adam ya? Bak burada. Oha burada ne diyorlar bakalım. Arkadaşlar şimdi gelin biraz böyle kafa bulalım, matrak geçelim diye aklımıza geldiği gibi konuştuk da işin şakası bir yana. Şimdi Aziz Yıldırım ne demişti bu Ali Koç seçildiği zaman? İlk seçildiği zaman seni dedi bu taraftarla göndereceğim demişti. Hakikaten şu anda Fenerbahçe taraftarı öfkeden kudurmuş vaziyette olacak iş değil. Olacak iş değil. Tamam Atletik Bilbao güçlü bir takım. Turnuvanın da favori ekiplerinden biri. Belki Galatasaray'la final oynayacak bir takımdan biri. Gerçi tabi Lazio da var. Öyle ya da böyle. Lazio tabi ne olur onlar mı finale gelir Galatasaray, Ajax falan. Böyle takımlar var ama sonuçta güçlü bir takım Atletik Bilbao. Daha 2-3 gün önce de doğrusunu söylemek gerekirse Real Madrid'de yendiler. Ama diyecek çok şey yok. Gerçi Mancini, Galatasaray'ın eski teknik direktörü İtalyan Mancini, Lazio ile Galatasaray Avrupa Ligi'nde final oynar demiş. O da ayrı dava. Şimdi evet rakip güçlü ama Fenerbahçe takımı da o kadar kırılgan, o kadar bitik ki. Bir defa bu Mourinho tabii ona buna laf yetiştirmekten kendi işi dışında sanki Fenerbahçe'nin kulübünün iletişim direktörü gibi hareket ediyor. İşte Galatasaray'a sarıyor. Galatasaray başkanına cevap veriyor. Ona buna ya sana ne? Sen takımını çalıştır. Sen zaten ismi cismi olan bir adamsın. Bırak millet sana saygı duysun. İşte Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu gördük arkadaşlar. Rakip kaleye, Atletik Bilbao kalesine doğru dürüst bir tane şutları gelmedi. Hiçbir şey yok. Ondan sonra derbide o bitik ahı gitmiş, vahı kalmış Beşiktaş'a yenildiler. Bir de demez mi Beşiktaş önünde galibiyeti kaçırdık diye. Daha bunun gibi neler. Abidik gubidik numaralar, al ver külahlarla, takkelerle böyle abi ayakta durmaya çalışıyorlar. Yazıktır, günahtır. Ondan sonra ne oluyor? İçeride Galatasaray bu kadar zor şartlar altında kazanıyor, yoluna devam ediyor. İşte liderliği sürdürüyor. Yani hakikaten çok zor şartlar altında olmasına rağmen yok yapı yapı yapı, çamur atmalar, rezillikler. Ya yeter artık ya. Federasyon başkanlığı yanına almışlar. Bakan yanlarında, o yanlarında, bu yanlarında. Nereye kadar yani arkadaşım nereye kadar? Bu işler nereye kadar gidecek? Ayıp, yazık, günah. UEFA'da yapı mı var şimdi? UEFA yapı mı kurdu size? Bakın UEFA'da kaldılar 8 puanda. Belki de ilk 24 arasına da giremeyecekler. Çünkü bundan sonra Lyon'la oynayacaklar. Sonra bir deplasman yapacaklar. O deplasmandan da kazanamazlar zaten. Ne olacak? Koskoca Mu Efendi bunlar için mi geldi? Ligde yoksun, orada yoksun, burada yoksun. Ama yöneticileri o bu sürekli yapı yapı. Galatasaray şöyle, Galatasaray başkanı böyle dedi. Sana ne Mu Efendi?
Şimdi bütün yorumcular Mu'ya çakıyorlar. Çakıyorlar da çakıyorlar. Vay öyle ya vay böyle. Mu şimdi gördüğüm kadarıyla basın toplantısı yapıyor. Kim bilir neler yumurtluyor. Neler söylüyor. Eminim yine Galatasaray'la falan aklını bozmuştur. Yok bizim rakiplerimiz güçlü. Yok o. Lan Tottenham'dan daha mı güçlü bunlar? Galatasaray Tottenham takımını tepeledi burada. Sen ne diyorsun yani? Geçeceksin bunları. Şimdi bunun gibi arkadaşlar böyle abidik gubidik işlerle uğraştılar, uğraştılar. Sonuç bu. Rezil rüsva oldular. Yapı mapı dediler. Yok UEFA, yok o, yok bu. İşte ne Avrupa'da, ne orada, ne burada. Yapı mapı hikaye arkadaşlar. Bunlar yapıydı, kapıydı, yalıydı derken elde kaldı sapı. Kapının kaldı ellerinde sapı. Şimdi hadi bakalım. Bundan sonra ağlasınlar, sızlasınlar, karalar bağlasınlar. Ya az yazık ya. O konuşan tipler, o macunlar, lahmacunlar. Ya yeter artık. Milleti bıktırdınız ya. Bıktırdınız. Millet artık bunların konuşmalarına tahammül edemiyor. Bunların yüzünü görmeye tahammül edemiyor. Koskoca Fenerbahçe takımı bunların yüzünden ne hale geldi ya? Ne hale geldi? Sıradan bir takım. Abidik gubidik işler olmasa şu anda Galatasaray'ın belki 15 puan gerisinde olacaklardı. Ama bu tempo, bu anlayış giderse öyle olacak da. Ama alleme derler, gulleme derler, yolunu molunu bulurlar. Yine istedikleri gibi bir yerlere doğru götürürler. Şimdi arkadaşlar her neyse tablo bu. Bu tabloyu görüyorsunuz. Buradan bir şey çıkmaz. Rezillik başını almış gidiyor. Bu tempoyla belli ki ilk 24 içerisinde de olamayacaklar. Ve elenip gidecekler. İşte Türk futbolu. Bunlar yapıyla, kapıyla, sapıyla uğraşırken abi böyle oluyor. Mu senin görevin dediğim gibi Fenerbahçe Kulübü'nün iletişim direktörü değilsin. Fenerbahçe Kulübü'nün sen profesyonel teknik direktörüsün. Takım çalıştıracaksın, maç kazandıracaksın. Avrupa'da Fenerbahçe seni illa içeride şampiyon ol diye almıyor ki. Avrupa, Avrupa diyor. Galatasaray, bak ne diyor Galatasaray'ın futbolcuları, teknik direktörü? Final, final, final diyor. Siz ne diyorsunuz? Hiç. Yabancılar bile Galatasaray final oynar diyorlar. Galatasaray'a bu kadar kötülük, bu kadar kansızlık, şerefsizlik varken ortada Galatasaray yine öyle ya da böyle gidiyor. Galatasaray 7 tane as futbolcusundan mahrum çıkacak arkadaşlar Malmö maçına. Yazık günah değil mi? Ama kimsenin umrunda değil. O kişiler umurlarında değil. Onların derdi abidik gubidik işler. Varsa yoksa birileri memnun olsun. Neyse. İşte herkes gördü. Yapıyı da, kapıyı da, sapı da arkadaşlar görüldü. Kimin ne olduğu görüldü. Bundan sonra artık herkes şapkasını önüne koysun. Bir kere daha düşünsün. Siz gidin önce bir Fenerbahçe taraftarına hesap verin. Bak neler yapıyor Fenerbahçe taraftarı. İstifa diyor. O diyor. Bu diyor. Daha başka şeyler de var da oralara girmiyorum ben. Yorumcular düne kadar yalayıp yıkayan yorumcular şimdi Mu'ya geçiriyorlar. Mu şöyle bu teknik direktör değil de onu bilmiyor da niye onu oynatmadı da niye? Siz çalıştırın o zaman. Yakında ben dedim zaten devreyi zor bulur. Eli kulağındadır Arap İsmail gelir oraya. Ondan sonra yine başlarlar yapı yapı yapı. Ya utanma yok, sıkılma yok kardeşim. Rezil olduk ya. Bırakın yapıyı mapıyı ağlamayı. Ya da şurada Türk insanı utanıyor ya. Böyle bir rezillikten utanıyor ya. Adam geldi elini kolunu sallayarak tak 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 vurdu gitti. Adam gibi bir hakem olunca demek ki Fenerbahçe'nin gücü, kalitesi, kapasitesi bu. Stop. Bu hakemler niye yabancı hakem istemiyorlar? Neden TFF başkanı yabancı hakeme karşı çıkıyor? Bunlar istemiyorlar. Bunlar istemediği için de TFF başkanı da istemiyorum diyor. Yoksa yabancı hakem olsa var ya bunların işi tam harap. Bak yabancı hakem geldi. Manchester maçında bu Mu'yu tribüne gönderdi. Yabancı hakem geldi. İşte gördünüz hemen oyuncuyu salladı oyundan. Hiç kimsenin affı yok. Kartlar cart cart çıkıyor. Ondan sonra yok Galatasaray kırmızı görmüyor da yok şöyle de yok böyle. Utanın ya. Utanın bu kadar ağlama sızlama yazıktır. Yazık yazık. Bu kadar haksızlık eninde sonunda dönüyor işte. Onları buluyor. Arkadaşlar her neyse. Yapacak bir şey yok. Allah bunlara akıl fikir versin. Ama ya, ha bir de şöyle bir şey var. Şimdi bunlar eğer Atletik Bilbao ile berabere kalsalardı ya da yenselerdi Galatasaray
Hiç şüphesiz, çünkü Galatasaray'ın bir tık üstünde bulunuyor. 13 puanı vardı. Galatasaray'ın 11 puanı vardı. Galatasaray'ın 2 puan önündeydi bunlar. Bunlar burada kaybetselerdi ya da berabere kalsalardı, muhtemelen Galatasaray kazandığı vakit, Malmö'yü yendiği zaman lider olacaktı. Hani şimdi belki bu demiştir ki, ya biz yenildik ama Galatasaray lider olmasın diye yenildik diye derse de şaşırmayın. Neyse arkadaşlar, hepiniz enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Galatasaray maçından sonra inşallah güzel, keyifli bir ortamda buluşuruz, muhabbetimizi yaparız. Hoşçakalınız.